Zaman, yeryüzünün en değerli kavramlarından biri. Çağlar boyu zamanı en iyi şekilde kullanmanın yollarını arayan insanoğlu, özellikle ulaşım konusunda hızlı ve pratik çözümler bulmak için çabalar. Bilinen ilk ulaşım biçimi insan gücüyle yapılır. Derken tekerlek icat edilir. Ulaşımın zamanla yarışı çıtayı yükseltmeyi zorunlu kılar. Sonuçta insan odaklı, konforlu ve çevreci uygulamalar kaçınılmaz hale gelir. İşte tarihe çınarlar gibi kök salan İETT'nin kuruluş felsefesi buna dayanır. İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869 yılında Dersade Tramvay Şirketi'nin kurulmasıyla başlar. O zamana kadar ulaşımda fayton ve kayıkları kullanan İstanbul halkı 1871 yılında atlı tramvayla tanışır. Ardından Londra'dan sonra dünyanın en eski ikinci metrosu tünel hizmete girer. Hızla ilerleyen zaman ihtiyaçları biçimlendirir. Artık daha hızlı ve daha uzun mesafeler kat edebilen ulaşım araçlarına ihtiyaç vardır. Üstelik yokuş çıkan atlar da yorulmuştur. Yeni bir teknoloji olan elektrikli tramvayın hayata geçmesi bu yıllara rastlar. 1914 yılında Silahtar Ağa Elektrik Fabrikası'ndan tramvayla birlikte şehre de elektrik verilir. Bu yeni bir dönemin başlangıcıdır. Sürekli büyüyen ve gelişen şehir, İETT'yi yeni arayışlara yöneltir. İstanbul'un ilk otobüsleri 1926 yılında Fransa'dan gelir. Bu girişim sayesinde halk konforlu ve daha uzun mesafeli ulaşım imkanına kavuşur. Cumhuriyet'in ilk yılları ulusal kalkınma planlarının hazırlanması ve işletmesi yabancıların elinde olan şirketlerin millileştirilmesine sahne olur. Bu süreçten İETT idaresi de payını alır. Farklı şirketler eliyle yürütülen elektrik, tramvay ve tünel işletmeleri 1939 yılında millileştirilerek İETT çatısı altında toplanır. İETT, kırmızı beyaz olan logo renklerini Türk bayrağından alır. Marka değeri gün geçtikçe artan İETT, ulaşımdaki vizyonu ve modernizasyonuyla İstanbul'a değer katar. O, gelişmekte olan genç Türkiye'nin aynasıdır artık. 1959 yılında göreve başlayan bayan biletçiler, 1961'de işletmeye alınan troleybüsler, 1993 yılında alınan çift katlı otobüsler ve mobil reklam uygulaması, 2004 yılında yolcuların sigortalanması hep bu yenilikçi yaklaşımın yansımalarıdır. Ve ulaşımda bir devrim. Avrupa standartlarında ulaşım imkanı sağlamak amacıyla yapımına 2007 yılında başlanan ve İstanbul için özgün şekilde tasarlanan metrobüs şehrin gündemini değiştirir. Çevreci metrobüs sayesinde havaya artık 623 ton daha az karbondioksit emisyonu karışıyor. Bu hatta 80 bin araç trafikten çekildi. Metrobüs bir yolcuya bir günde tam 109 dakika, bir yılda 663 saat ve 28 iş günü zaman kazandırıyor. İnsanlar işlerine daha çabuk gidiyor, evlerine daha erken ulaşıyor. Bugün 2059'u özel halk otobüsü olmak üzere toplamda 5000 otobüste 540 hatta günde 26 bin sefer yaparak 3 milyon yolcuyu güvenle taşıyoruz. İstanbul trafiğinin rahatlaması, insanların gitmek istedikleri yere rahat ve konforlu biçimde ulaşabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Çevre dostu, alçak tabanlı ve klimalı otobüsler, mesafeleri kısaltan metrobüsler ve yapımı devam eden raylı sistem hatlarıyla İstanbul'un geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Geleceğin İstanbul'una yol açın. İETT.